arkadaşlar, Ankara'dayız. Ankara'ya geldik. Sizin bıktığınız yollardayız. Ama bu tarafları fazla çekmiyorum. Genellikle Ankara'nın çevre yoluna gidiyorum. Bu sefer içine gidiyorum. Bir kontrol işi var hastanede. Ona uğruyorum. Keçiören Medical Park. Bulmaya çalışacağız bakalım. Konumda kaybolmasak inşallah. Keçiören içi çok karıştırıyorum ya. Her gittiğimde karıştırıyorum da bu sefer. Bir de park yeri yok ya. Oraya hastane yapmışlar. Maalesef park yeri yok. Ankara yakın olduğu için böyle sağlık sebeplerinde falan genellikle Ankara'ya geliyoruz yani. Kırıkkale'de fazla seçenek yok. Küçük bir şehir yani. Çok küçük bir şehir özellikle. Ankara'ya kıyaslarsak seçenek çok az. Hem doktor alanında olsun hem hastane alanında. Bakayım ya. 9 kilometre düz gidiyoruz ya. Oo, bayağı varmış. Mamak tarafına girdik işte yola. Hava da kapanmaya başladı biraz. O değil de Türkiye'de internet çok yavaş. Yani bizim internet sağlayıcıları artık değişiktir ya. Şeyi gördüm. Evet oğlum. Ukrayna'da bu Elon Musk'ın Starlink internet, uydu interneti var. Biliyorsunuzdur belki. Adam uydu üzerinden internet sağlıyor. Bir kontrol ediyorlar. 200 küsür megabit yani. Yani lan biz de burada 8-10 megabitte takılıyoruz. Onu da her zaman böyle stabil olarak alamıyorsun yani, sürekli böyle bir dolma kesilme. Hani bizim hayatımızda da çok büyük engeller oluyor işte. Özellikle YouTube videolarıyla uğraştığım zamandan beri çok zorluklar çekiyorum. Bir videoyu YouTube'a yüklemek o kadar uzun sürüyor ki yani benim internetimde Kırıkkale altyapısıyla. Hani yarım günüm alıyor ya, perişan oluyoruz. Telefonla montajıyorum da telefonla yandan aktif iş yaptığım için de telefon meşgul oluyor bir yandan. Sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Fazla hızlı gidince yakıtı da çok yakıyor. Ama var ya, şu an yokuşta bile olsam atmosferik olduğu halde hın bassam gidecek yani. Bu arabanın çekişini seviyorum ya. Gelenlerin haberi olsun, yol çalışması var. İki tarafta da var. Haberiniz olsun, yol daralıyor. Şimdi gördüğünüz gibi. Eğer ki yol sıkıntıya girerse videoyu durduracağım ki sıkılmayın. Çalışma buradan başlıyor. Alt geçit mi yapıyorlar artık? Ne yapıyorlarsa. Çık yapıyorlar herhalde buraya bir tane daha. Bu yol üzerinde zaten fazla dalçık var sürekli. Faydası oluyor demek ki bir daha yapıyorlar. İlerlerde dalçıklar var. Gelirken bir tane zaten videonun ikinci kısmının başladığım yerde görmüşsünüzdür. Dalçıkla giriyoruz olaya. Yan taraf camlı. Ağaç görünce oraya rahatlıyorum, huzura kavuşuyorum ya. Hani mutlanıyorum. Geleceğe dair yani. Son ağaç kalana kadar insan böyle ümidini kaybetmez. Gördükçe böyle mutlu oluyorum, seviniyorum. Özellikle şu askeri alanlarda çok fazla oluyor. İyi ki de oluyor yani. Tekrar bir dalacağım.
Oradan çıkacağız. Tekrar buradan dalacağız herhalde. Balıklama bu. Oo, karşı taraftaki trafiğe bakın. Gelirken aklınızda bulunsun bu yol. Ama bu navigasyon ne kadar hızlı Selda senin? Hızlı mı? Çok stabil. Kasma dolma yapmıyor maşallah. Ne güzel telefonmuş ya. Keşke benim olsa. Alabilirsin. Yok canım sağ ol. Siteler, Ankara siteler. Ama hızlı espri yapmadım yani. Dalga geçmedim. Kafa kafaya. Bu ne ya? Duman koptu. Yangın mı var? Bir de böyle rutubetli bir koku var biliyor musun? Rutubetli yangın kokusu. Yani sanki söndürülmüş bir yangın. Sen alıyor musun kokuyu? Tabela görüyor musun ne binası sen? 500 metre sonra şurada sağdaki çıkış var. Şekli. Tabela mı? Bir tarafın genel müdürlüğü. Büyüğü diyorum gri. Tamam. Ha öyle miymiş? Türk Telekom binası. Şu Türk Telekom binası yandaki de Türk Telekom binası demek ki o da Türk Telekom binası. Sağdan sağdaki giriyoruz. Sağdaki çıkış şekli. Ardından çatının sağdan devam edin. Giriyorum. Bizi şaşırtma sakın navigasyon. Sana güvendim. Keçiören Kulesi göründü. Çocukluğumdan beri var. Keçiören Kulesi. İnşallah bir günü. Sağ mı? Direm mi? Vallahi sağ sol hiçbir şey demedim. Bu bizi şaşırtacak gibi de. Harbiden de şaşırttı gibi. Ya arkadaş ya. Doğru gitmiyor musun? Doğru gidiyorsun da şimdi üstten doğru gidiyor. Neyse şuradan bağlanır herhalde yine aynı yer. Bana ver istersen. Yok. Kuzey doğu yönünde ilerleyin. Bak
Ama Allah'tan alan yeri. Diğer taraftan mı bilmen gerekiyordu? Hı hı. Bugün de bayağı yoruldum ya. Evet arkadaşlar. Bakın. Panik yapmıyorum bugün. Sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Döner kavşaktan çıkın, ardından rampaya girin. Estergon Kalesi var Keçiören'de. Çocukken oranın açılışına gitmiştim. Şurada bak senden görüyor musun? Nerede? Beyaz bir kale olacak şimdi. Sola dönün. Ardından hedefiniz sağda kalacak. Küçükken mi gitmiştin? Evet. Lise bak kalabalısınız. Küçücük. Arkadaşlar geleceğimiz yere vardık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.